Sen mesela çok güzel depresyona girersin bence. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Diyaloglar çok basit bazı dizilerde. Oyuncuya diyalog verirsen onun üzerinde çalışır, kendini geliştirir. Ama yani çok basit bir diyalogdan oyuncu neyi oynayabilir ki? Instagram'da Evet bir şey paylaşıyorsun, güzel bir niyetle paylaşıyorsun. Ve o kadar kötü tepkiler geliyor ki. Nedir bu senin öfken nedir yani? Ne yaptım ki sana? Nasıl böyle bir şey olabilir? <laughs> Yıldız seni çok üzerler ya. Niye? Vallahi. <laughs> o soru anneme olacaktı ama yani bu, burada onu söyleyemem ama şu an o soru bana geldi. Biliyor musun? Anneye mi sormak isterdin? Evet anneme bir şey sormak isterdim. Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Yıldız Racabova bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi çok merak ediyorum ya. Çünkü bazen çok iyi bildiğimiz insanların burada farklı hikayelerini dinliyoruz. Hiç bilmediğimiz insanların çok başka cevaplar verdiğini görüyoruz. O yüzden ee, senin burada neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Nasılsın öncelikle? İyiyim, çok şükür. Gayet iyiyim. Nasıl Her gidiyor? şey yolunda. Güzel gidiyor. Hep bir sükut, sakinlik hali mi vardır sende? Bugün özel mi? Yok, öyleyim. Çok mesela çılgınlar gibi dans ettiğini düşünemiyorum şu an. Bazen oluyor. Oluyor mu? <laughs> evet. çok Kimselerin görmüyor. Bazen oluyor. E aslında çok mutlu bir insanım, çok gülmeyi çok seviyorum ama bazen insanların niyetleriyle alakalı bir durumlar var o yüzden öyle bir... Senin birine güvenmen çok zordur gibi geliyor bana, doğru mu? Aslında hemen güveniyorum ama sonra onun yanlış olduğunu anlıyorum. Seni üzmek kolay mıdır? Çok kolay. Üz kolay mı üzülürsün? Evet. Sen mesela çok güzel depresyona girersin bence. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Öyle değil mi abi? Hani o şeyi üstüne çekip, yatakta hani yorgun üstüne çekip, yok, o müziği takıp... Yok, o kadar takıp, değil. Yok, o kadar değil. O kadar olduğu zaman oldu mu geçmişte? Çok eskiden de mesela. Oldu. Evet, evet. Ya işte ben o günleri çok... <gülüyor> 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 oldu. Hani müziği takıp, dış dünyayla bağlantıyı kesip, elinde mendiliyle o hüznü yaşayan. <laughs> Tanım, doğru... Hissetmiyorum, betimleme yaptım ya. Bir düşünün hakikaten çok oluyor ya. Niye insanları üzmeye çalışıyorsun? Bence sadece sen öyle düşünüyorsun. Kimse böyle düşünmüyor. Bugün. Gerçekten mi? bence de çok böyle kul, cool, asil duruşu var. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Benim söylediğim şey cool ve asil <laughs> duruşu gölge yani düşüyor. Bu çocuk niye bu? Çok daha farklı bir durum bence. Yani kendini çok fazla bozmaz bence. Daha Siz böyle. Siz önceden hiç konuşmuyordunuz değil mi? Yok Sen yok, bir... yok yeni <laughs> tanıştık. Yani. Vay be. Abi bak, marifet nerede biliyor musun? Şahım efendiye cool ve asil duruşu demek marifet. değil. O zaten öyle. Öyle de görünüyor. Öyle de bir enerji var bence de öyle. Ama onun görünmeyen, insanlara paylaşmadığı Araf'ta kaldığı zamanlarını da ortaya çıkartabilmek değerli bence. Evet. Türkiye'de... Türkiye'de mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum burada. Çünkü kültürümüz aynı. Çok benziyoruz. Kardeşiz. Kaç yıldır burada? Üçüncü sene. Oh, yani şey olmuş. Nasıl gelme hikaye nasıl oldu? Biz burada ortak bir dizi çekiyoruz. Özbekistan ve Türkiye ortak olan bir dizi çekiyoruz. Bozkır Aslanı Celalettin. Burada işimize başladık, eğitim aldık, Türkçeyi burada öğrendik. Dizide çalışmak için her şeyi öğrendik, her şeyin eğitimini aldık. O yüzden burada yaşıyoruz. Öğrenmekte zorlanacağım bir şey olduğunu düşünüyor musun hayatta? Sanki ne versek alabilir misin gibi bir durum var. Yani burada da sana kalkıp gazetecilikle gibi bir şeyler söylesek bunu da o disiplinle yani neyse konu aslında disiplinle evet. çalışıp aslında ben çalışmayı çok seviyorum. Ya zorluklu olsun, kolay olsun, nasıl olsun ya çok seviyorum. Mesela birisi bir şey bana bunu öğrenmen lazım derse onu öğreneceğim. Çalışkan bir öğrenci miydin? Evet. Belli ya, o disiplin var yani sende. Kırmızı diplomayla ben bitirdim üniversite. O ne demek oluyor? İyi bir şey. Kırmızı e, diploma. <laughs> Hayatımızda öyle bir şey <laughs> olduğumuz için <laughs> evet. yani en yüksek puanlarda şey yaptım, çok bitirdim. Çok iyi. Ya. Sıkıcı bir şey değil mi bu ya? Hayır çalışırken sosyal anlamda neler yapıyordun peki çok merak ettim. Sadece Vaktin... okuyordum. Özbekistan Kültür ve e, Sanat Üniversitesi mezunuyum. Sadece e, sahneyle ilgili çok çalıştım ben. Şimdi de Özbekistan'da bir tiyatroda çalışıyorum. Bir dört tiyatrosunda. Çok iyi Evet. Ya sahneyle ilgili ne varsa bayağı eğitimli çalıştım. bir insan karşılıyoruz evet. o zaman. Çok iyiymiş ya. hakikaten. Türkiye'de gördüğün, çalışıyorsun da izlediğin projelerle alakalı da e, çünkü... E, çünkü farklı bir yerde yani Özbekistan'la alakalı söylemiyorum bunu bir birey olarak kendini yetiştirmiş ve bu konuda okuyan tecrübeli biri olarak neyi eksik görüyorsun setlerde olabilir, oyuncularda olabilir? Bence, Bence çalışmak için Türkiye'de her şey var. Teknik olarak, yönetmenler, prodüksiyon, Bence... yapımcılar, yapımlar her şey var. Bence, Bence bir tık senaryolar biraz her zaman değil. Hepsi hmm, değil. Senaryoları? Evet daha da güzel, daha da derin bir şeyler olabilir. Çünkü bunu yapmak için Türkiye'de her şey var. Bazı senaryolarda üretilmeme sebebi de ona belki de e, bütçe bulunamayacak olması gibi düşünülüyor olamaz mı? Yani atıyorum adam yazmıyordur çünkü. Diyaloglar çok basit bazı dizilerde. Ha onlar seni... Evet. Yani oyuncuya mesela bir diyalog verirsen onun üzerinde çalışır kendini geliştirir. Ama ya yani çok basit bir diyalogtan oyuncu neyi oynayabilir ki? İyiymiş ya, çarpıcı bir tespit yani. Türkiye'de doğru diyorsun. O özellikle son dönemlerdeki pik yapan bazı işlere de baktığımızda. Ama güzel işler de var. E evet, tabii. Çok güzel işler var. Türkiye'de bir dizinin tutması, çok izlenmesi Özbekistan'da da çok izleneceğini gösteren bir durum mudur sence? Yoksa matematik aynı işlemeyebilir mi? Yok, bizde dizi sektörü yeni girdi. Şu anda mesela bizim seyircimiz televizyonda ne varsa izliyor. Ha, çok iyiymiş. Evet. Çok, çok iyiymiş o bir avantaj. <laughs> ya vallahi yıldız, yıldız diyorum. Karışmıyorum yani yıldız da diyebilirsin dedim. Ben yıldız diye hitap etmek istiyorum. Yıldız. Böyle bana farklı hissettiriyorsun geldiğinden beri ya. Yani hem, çok hem güçlü, güçlü, bir güçlü kadın figürü var karşımda. E, hem disiplinli biri var ama köşeleri ve duvarları da çok olan biri sanki. Yani verdiğin görüntü öyle olabilir ama ben bana geçen enerjiden de öyle düşünüyorum. Bu senin kendine bir koruma kalkanın mı aynı zamanda? Böyle bir duruşun olması. <laughs> olabilir. Çünkü yani biz çok çektik geçmişte ailemle beraber. Bazı bir durumlar oldu. Maddi... Ya hiç alamak istemiyorum. Maddi <laughs> Ama anlamda mı? Maddi anlamda evet. Çektik yani iyice annem, ben. Ailenle şu anki durum nasıl? Görüşüyor musunuz? Allah'ıma çok şükür çok iyiyiz. Şu an ne yaptıysam kendi gücümle yaptım. Ve bununla gurur duyuyorum. O yüzden Allah'ım yardımcı oldu her konuda. O yüzden çok iyiyiz şükür. Çok şükür. Ben şunu çok merak ettim. Ki şu anda var olan şimdi bir ekonomin var. Çalışıyorsun, üretiyorsun ve kazanıyorsun. Dolayısıyla o yüzden bunu sorabilirim. Yokken yani seni aslında duygulandıran o yıllardaki, o anlardaki basit bir şey anlatabilir misin ya? O öyle bir şey vardı. O, o gün bir şey canı çekmiş alamamış da olabilirsin fark etmez. Bu ailesel değil sadece kişisel senin için de olabilir. Bugün durumum var ve ben az para kazanmaya başladığım zaman ilk bunu yaptım. Bu çok basit bir şey de olabilir. Çok basit bir içeceği almış olmak da olabilir. Yemeği yemiş olmak da olabilir. Aklına gelen bir yokluk tanımı ve şu an yapabildiğim bir şey söyleyebilir misin? O zorluğun tanımı neydi hatırladığın? Somut bir tanım ama yani. Evet zor günlerin sana yaşattığı o müşküliyetten bahsetmiyorum ama ya hatırladığın bir an mesela paylaşabileceğin. Benim annem çarşıda kitap satıyordu. Ben de okuldan sonra annemin yanına gidiyordum. Biz kitap satıyorduk annemle. Ve bir gün izin vardı bizde ama biraz geçmişti. Sat, satmak için izin alıyorsun ya. O izin geçmişti. Sonra elimizde ne varsa aldılar bizden. Yani kitap olsun, kalemler olsun, ne varsa neyi satıyorsak hepsini bizden aldılar. O gün ben annemi çok iyi hatırlıyorum. Yani evlat olarak annene yardım edemezsen çok kötü bir duygu bu. O anı ben hiç aklımdan çıkaramadım. Yani o insanlara yalvardık. Nevai şehrinde yaşıyorduk. Taşkent'ten gelmiştik yeni. O yüzden izin parasını ödeyemedi annem. Yetişemedi daha. Ve ondan sonra böyle bir şey oldu. Adamlara yalvardık ama maalesef. Oradan sonra ayağa kalkmak zor muydu? zordu. Bir borç aldı annem ve tekrardan yeniden başladı. Sonra borçları ödedik ve öyle ayağa kalktık. E ee, kardeşim var mı bu arada? Annenle mi İkimiz Abim mi? var. Abim var ben ve babam. Dört kişilik bir aile. Hı hı. Beraber. beraber mi? Evet. o dönem beraber mi yaşıyoruz? Evet. Hep anne tanımı var o yüzden merak ettim yani. Annem sanki ee, Çünkü maraton... ben anneme daha yakınım. Ee, anne bir maraton koşuyormuşsun evet, gibi geldi bana. Evet. Yani annemle çok yakındım. Ee, okuldan sonra hemen annemin yanına koşuyordum. Yardım etmeye çalışıyordum. Ve öyle bir tatsız bir gün olmuştu. Peki oyunculuğa başladıktan sonra, projeye başladıktan sonra, hayatında çok güzellikler, heyecan verici güzellikler olduktan sonra annenle ilk bir diyaloğunuzu paylaşabilir misiniz Neler geçti aranızda? Oradan buraya. Şükür hissi vardı. Açık konuştuğumuz bir konu yakında oldu. O zamanlar pek olmadı. E, tabii ki çalıştırmaya başladım, para kazanmaya başladım, aileme yardım etmeye başladım. O çok güzel bir duygu, gurur verici bir duygular. Ama sonunda... E, Şimdi güzel bir ev aldım ben Özbekistan'da. Teşekkür ederim. Yani çok zor oldu. Ve annemle o gün bir konuştuğumuzda çok şükür dedi. Yani Allah bu yolu bize verdiği için, bu sınavları verdiği için çok şükür, halimize çok şükür dedi. Yani. Valla çok güzel ya. Yani özellikle hayatın çok önemli bir sırrı ve mucizesi bence. Yani hayat içinde imkansızlık ve umutsuzluğun Tamamen ayuka çıktı. Yani dipteyim ve çöktüm artık. Hayatım bundan sonra düzelse düzelse sadece evet belki de geçinebiliyor olurum maksimum. Hayattaki en büyük lütuf evet. bu dediğin noktadan ev alabildiğin ya da hayatın evet. daha konfora döndüğü an evet. hayatta her zaman her şeyin olabileceğini gösteriyor. Evet Tıpkı tam tersinde olabileceği gibi yani çok varken evet. yanında hiçbir şey. Kaybetmek de. bu arada ayakta kalabilmek önemli galiba. Evet. Gitmemadan. Yani aynen o zamanda, o anda aa, yeni bir yol bulman ve o aa, acı bir e, olaydan çıkabilmen çok önemli. Ama her insanda yaşadığı sınavlarda ve zorluklarda iz bırakmaz. Belki insanlar bunu e, gamsız bir duyguya dönüştürebiliyor ya da hatırlamıyor, unutabiliyor da. Bazı insanlar da iz, sertleştirebiliyor. Sen bunu hayatına hiçbir zaman unutmayacağın bir geçmiş olarak kabul ettiğin için geleceğini de şekillendireceğin ve zenginleştireceğin bir duygu olmuş bence sende. O anlamda kendine bir duruş kattığını düşünüyorum açıkçası. Evet, belki. Programlarımızda konuklarımıza sorduğumuz bazı bölüm sorular var. Onları sana sormak istiyorum. Bakalım tamam. nasıl geçecek. En son en çokla başlayalım. En son en çok istediğin şey neydi? Zor bir soru. <laughs> çünkü Daha yeni başladı. Çünkü çok şey istemiyorum aslında. Ya, yani... <laughs> bir Saçma şey bir şeyler geliyor. Ne, aklıma. Söyle mesela hiç önemli değil. Çok iddialı bir şey söylemeye hmm. gerek yok. İstediğin şey neydi? Eliyor şimdi zihninden. Bu olmaz, Aynen en iyisi, olur. hangisini söylesem deydi. Merak <laughs> ettik vallahi ya. Hmm. En son en istediğim şey yemekti. Ne yemeği? <laughs> Kumpir. <gülüyor> Buradan evet. <ortakaya> doğru yol <laughs> alalım programdan sonra. En son en çok neye şaşırdın? İnsanların tepkisine. Nasıl bir tepki? Ya bazen ya bir şey anlamıyorum. Mesela Instagram'da evet. Bir şey paylaşıyorsun güzel bir niyetle paylaşıyorsun ve o kadar kötü bir tepkiler geliyor ki nedir bu senin öfken nedir yani ne yaptım ki sana nasıl böyle bir şey olabilir? Ben buradan seni rahatlatayım bize de oluyor. <laughs> Gerçekten. Ben yaklaşık 10-15 gündür bilinç yiyorum. bir programda Mehmet Şef'i konu kalmıştık biz MasterChef'teki. Evet. Belki senin bile keşfet döne çıkmış olabilir. Bütün sosyal mecralardan hani böyle bir yüz binlerce yorum yediğim. Şokum şaştı demişim ha. bir yerde. Şokum şaştı. Ha, yani bir evet. insanın Türkçe'de, Türkçe konumunda şokumu şaşar kardeşim. Aslında onun imgesel retorik bir üslup olduğu ve gerçekten hani şokumun şaşmadığı ortada ben buna inanmıyorum. Tabii ki onu bir ifade olarak söylediğimi izleyiciler arkadaşlar çok şey yapmışlar. Buradan bir <laughs> linç edik. Bir de e, şef esnaf lokantalarındaki bardakla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu bardağın özelliğini biliyor musunuz? Esnaf lokantalarına gittiğinde şey vardır. Ee, su bardağı ve sürahi evet, koyarlar. Evet. İçerisinde ücret de yoktur, ücretsizdir o falan ama günümüzde çok kalmadı Türkiye'de bu tarz esnaf tamam. lokantası kültürü. Tamam. Onu söyleyince aa o bardak o bardak mı dedim oradaki verdiğim tepki insanların sadece o verdiğim tepki hatta şey diyorlar bundan sonrası şaşırma ikonu olarak bu kullanılacak diye hala da bu çekime gelmeden önce de mesela bana DM'den atılıyor yani. çok patladı ve insanlar çok acımasızca linçliyor. çok acımasız Evet acımasızca. niye bunun sebebi ne sence yani ne olabilir çok sebebi Ben çok var. düşünüyorum ben, çünkü ben senin için söyleyebilirim mesela çok sebebi var yani bir Türkiye'de, Türkiye'de doğmuş büyümüş çok emek vermiş. Çok çok yani. yer aldığın dizilerde, projelerde oynamak isteyen ama olamadık. olamamış ve senin orada olmandan dolayı sosyal medyada bunu karşılaştığı için hmm. içinde haset geliştirip seni sadece bu sebepten dolayı linçleyen bir olabilir. Ama herkesin yolu ayrı ki, herkes, ya, herkes başka öyle başka, ben başka bir, bir şeyler. Yaşıyor. Evet. İki, sadece ve sadece senin canını sıkmak istiyor olabilir. Evet, tanımadığın <laughs> bir insan. <laughs> evet, sadece bu ruh halinde olabilir. Dolayısıyla şey hmm. şeyi insanlar anlayabiliyor. Mesela ben o çok linç yorum diyorum da ya onların birçoğu mesela çok mantıklı şeyler de var. Evet. Ve insan orada eğleniyor görüyorsun. Hakikaten o eleştiriyle şey diyorlar ya hani eleştiriye açım ama hayır. Bunu diyenlerin birçoğu aslında eleştiri de açık değil hmm. o insanlar ama bazen gerçekten o ince çizgi insanı çok üzebiliyor ne noktada olduğu. Evet. yazarın niyetini de anlayabiliyorsun. Evet. Mesela sende de bence hani şöyle de olmalı. Hakikaten hakaret etmek için yani boş ve gerçekten canı sıkmak için yazan bir şeyse onun önemsenmemesi gerekiyor aslında ya. Evet. Önceden çok şey yapıyordum ya yani yorum cevap veriyordum. Niye böyle diyorsun, niye böyle yazıyorsun diye. Ama sonradan şey yaptım yani bıraktım o işi. Ama negatif olarak yani bunu o kadar sözlerle mesela o kadar sözü kullanıyorlar ki kalbine değiyor. yiyor. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> i̇şte bakmamak lazım. Yani bu işi yap, yapıyorsan her zaman olacak ve daha da artarak devam edecek. Bu hayatın bir gerçeği. Evet. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Evet. Orada da yani, o su bardağını bu kadar şaşırmış Şaşırdım abi, ne var yani bunda yani. yani evet, onun farkındayım o zaten. O anın reaksiyonu şeymiş. oydu. Ama insanlar bazen eğlenceye de, linçlemeye de ihtiyacı var herhalde. Sosyal medyada böyle bir bug'ı var. Evet. Belki de bunu kabul etmek lazım yani bunu yapıyorsak. Evet, belki. <laughs> Seni yanaş anladığım kadarıyla bazı yorumlar üzüyor. Evet, üzüyor. Yapmayın arkadaşlar, bizi linçleyin ama. Böyle <laughs> nade hanımefendileri, sosyal medyada üzmedim gerçekten yani. Ya çünkü senin ne yaşadığını insan bilmiyor. Nelerden geçtin? Umurunda buraya değil çünkü. Evet. Umurunda değil. Sadece evet. sen orada, orada onu yazıp o kendi kendini tatmin edecek orada çünkü. Evet. Belki de dikkat çekmek istiyordur. Bir de kadın kadını sevmez gibi bir şey vardır, vardır yani. Çok kötü. Çok kötü değil mi? Kadın kadın nasıl sevmez ya? Kadın evet. kadını sevmezse kadın da dünya, dünyada bütün canlılar nasıl? Evet, o çok kötü bir şey. Sevmek lazım. Evet. Skandırıyorsundur sen bir de ya kadınları. Öyle bir duruşun da var. Hayır ya. Evet. Abartma. Ya bu sadece güzellik anlamında söylemiyorum bunu. Ya senin varlığını baksana adam ne diyor? Cool ve asil bir kadın duruşu görüyorum diyor. Bu adam ilk kez böyle bir cümle Çok konu. teşekkür ederim. <laughs> yani, ay bu bir kadını rahatsız eder aslında bir başka kadını yani. Hayır. Bir erkeğin... Rahatsız etmedi değil mi? Hayır. İşte. <laughs> Sosyal deneyleri çok hızlı yapıyor. <laughs> <laughs> ee, Valla ee, de, keşke olmasa. söylediğimiz bazı şeyler ama evet. hayatta var. Ee, en son en çok neye hayır dedin? Hayır diyebilen bir misin? Hayır diyemiyorum çok. Demek lazım. Evet öyleymiş. Ya e, bunu annemden ben çok duydum. Hayır demeyi bilmen lazım, öğrenmen lazım diye söylemişti. Bu bir gerçek. Hayır demeyi öğrenmek lazım. Çünkü bazı bir durumlarda insanlar o kadar faydalanıyor ki senden. Yıldız seni çok üzerler ya. Niye? Vallahi. <laughs> Seni çok canını yakarlar. Ya biliyorum ben ya iyiliğin var olduğunu olduğuna çok inanan bir insanım. İyilik var tabii iyilik olmasaydı ki hayatım yanlış olmazdı. Her bir olmazdı. insanda o iyilik var diye düşünüyorum. Oo çok derin bir felsefe. Her ben de her insanın dünyaya iyi geldiğini inanıyorum bebekken. Benimki daha iyi. evet bazı <laughs> daha kötü bir niyetli şey yapabiliyor. Sen onu, kötü mi? olarak düşündüğümüz insanların da içinde bir iyi olduğuna inanıyorsun herhalde. Ya, o duygu bende değişmiyor değiştirmek istiyorum bazen. Yani bazen öyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Ya şaşırıyorum ya nasıl öyle bir şey olabilir ama sonra da yine de öyle düşünmeye devam ediyorum. Yani bu kötü duygu... insanlarla da seni Ve inandıram. bu insan kötü diyelim sana. Bakalım ne yapacaksın? Tamam. Kötü. <laughs> İlk sorum bu olacak yani. Niye ne oldu hayatında? Niye kötülük yapıyorsun diye soru soracağım o adama. Çünkü hayat Beni bu noktaya getirdi diyecek. Ya işte bir şey getiriyor adam burada. Tamam ama bu kötü olduğunu şey yapan bir <laughs> bertaraf eden bir durum değil ki. E, bilmiyorum sonuç. üzücü ama. Üzücü. Evet. İncin sen de incitmemek lazım değil mi? Evet. Zor Bizi başka noktaları götürdü. Ne yapıyorsun şu an programda? Biz gerçekten oturup insanlık konuşuyoruz. Böyle bir <laughs> şey olmaz. Sadece o bilecek bölümümüz var. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Sen aslında çok güzel bir kadınsın. Birisine benzemeye gerek yok. Allah seni o kadar güzel yaratmış ki kendini hiç bu konuda üzme. çok güzel bir kadınsın. Ben seninle şu an konuşmuyor olsam da <laughs> kalbindesin sen. Of. <laughs> Gerçekten? Seni mi kıskanıyordu? Yok. <laughs> Kendini Ya Nasıl hemen şey yapıyorsun ya? Yok yani bir şey yapmıyorum sadece. <laughs> Biz edin. bilmeyeceğiz dedin ama. İsmini sormuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim baya kim olduğunu da. Görüşmediğin biri? Şu an görüşmüyorum. Görüşmediğin biri. Seni takip ediyorlar ama emin ol. Evet takip Benim. ediyor. Tamam. Ben de onu takip ediyorum ama Aynen. konuşmuyoruz. Yani stalk mu yoksa takipleşiyor musunuz? Takipleşiyoruz. Şaka yapıyoruz. Hı hı. Ama konuşmayalım. konuşmayalım. Yakın zamanda ama Çok geçmemiş herhalde üstüne. Bir sene falan oldu. Ya çok değil. O hep kıskanacak ama seni bence. Öyle, Öyle olur yani. yani. Sen bu kadar naif bakıyorsan o naif bakmayacaktır yani hayatın döngüsü bu bence. Olabilir. O yüzden sen de zaaflarını Ama iyilik diliyorum ona. Çok mutlu olsun. çok güzeller. Hak çok güzeller seni. <laughs> Arda niye? <laughs> <laughs> çok güzel. <yani>. Değil mi Recep? <laughs> Recep ne oluyor? <laughs> Direkt unfollow ya etmesi lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu dinleyip daha çok hak etmediğin yorumlar yapacak kendi içinden. Sana söylemeyecek ama. Olsun. İşte Önemli olanın benim kalbimde olan. Öldük parçalandık <laughs> şu an gerçekten kendimize. <laughs> Neyse unfollow edeceksin ben biliyorum her kimsen. Paylaşımlardan <laughs> sonra. Ee, yok dünyada iyi ve kötü dengesi e, olduğunu, tabii ki iyilerin de olduğuna iyilerin olması gerektiğini, iyinin mücadelesine çok inanıyorum ve buna tabii inancım ki. kadar tabii ki. Ben böyle konuştum yoksa bakma. dünya durmaz. Evet kesinlikle. Ama sadece dikkat etmek istediğim o da kötü ve kötülük çok fazla artık eskiye göre. Evet. O yüzden. Evet. Senin biraz maalesef daha... öyle. Evet. Yok aslında yavaş yavaş öğreniyoruz bunu da. Ama anfodal etmiyorsun takip edin. <laughs> e, kendini affettireceğin bir yandasın. Şu anda seni dinliyor. Anlatır mısın? Kendini affettireceğin bir konu var mı? Yok. Öyle bir konu yok. Yok mu? Yok. Yoksa yoktur. Gerçekten yok. <laughs> yok ya çok net ve söyledi. Bence de yok. Yok. Zor ya bu zaten. Niye? <laughs> 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 Bilmem zor. Yıldız birini üz ve yarı yolda bıraksana ya abi. Nasıl yani? Birini üz ve yarı yolda bırak. Kötülük yap. Kötüsün sen. Ben mi? Evet. <laughs> Hayır. İnsan olduğuna dair bir delalet olsun diye söyledim. Ben. Benim amacım yok yani hani kimseyi. Ama inanmadın değil mi şu an söylediğime? Yok öyle düşünüyor olabilirsin benim için bir şey olmaz. Öyle düşünüyorum. Düşünüyor olabilirsin. <laughs> Bu bir düşünce düşünceleri saygımda. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? İç aşık oldun mu? Oldum. Nasıl bir duygu aşk sence? Çok güzel bir duygu. Nasıl bir duygu? Her şey güzel görünüyor. Nedir? Ne hissediyor? Ee, ne hissettiriyor sana? Daha da mutlu hissediyorsun. Ki ne demek yani. abi? Ne Mutluluk ne demek? <laughs> mutluluk ne demek ya? Mutluluk... Ya aslında mutluluk çok büyük bir düşünce. Tamam. Ya. Bu mutluluk ya da bu mutluluk di diyemezsin aslında. Aşkın kattığı aslında. mutluluk nasıl bir mutluluk? İçin mi karıncalanıyor? Ne oluyor? Yemekten mi kesiliyorsun? <laughs> Yemekten kesiliyorsun bazen. <laughs> Alışkanlıkların mı değişiyor? Onları da değiştiriyorsun bazen. <laughs> <laughs> ya onu anlatamazsın biliyor musun? Onu Nasıl yaşaman lazım. Nasıl yaşıyorsun? Yani aşık olduğunda aşık olduğun insan gerçekten sevildiğine inanır mı bu hayatta? İnanır. Birinin kendisine aşık olduğuna inanır mı? İnanır. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? E hissediyorum çünkü. Hissi geçirebiliyor musun karşıya? Tabii ki. Ya ben onu anlatamam, bilmiyorum. O ya yani bir sözle tarif edemezsin onu. Bir kere mi aşık oldun? Bir kere aşık oldum. Peki hayatta aşkın bir kere mi var olabileceğine inanıyorsun yoksa birden çok mu olur sence? Ya, fikir olarak soruyorum. Onu bilmiyorum ama bir tane aşk olmasını istiyorum. Hayatında mı o kişi? Evet. Kendin olabiliyorsun onunla anladın mı? Yani. Ben Saçma bir şey yapabilirsin ama e, onun bunu saçma bir şey olduğunu e, kabul etmemesini bilirsin yani anladın mı? <laughs> sonunda bir şey çıktı ya bir şey, bir şey geldi sonunda. Ya Kendin olabilirsin ya utanmazsın kendinden yani nasılsan öylesin. Bir de mesela en özel bir şeyleri sorabilirsin. Fikrini sorabilirsin. Her şey yani nasıl yapsam bunu yani sana en güzelin en güzel olanı söyler. Ona inanıyorum. Ben seni anlıyorum. <laughs> Aşık mısın sen de? Ben hayatta her zaman aşkın var olduğuna inanıyorum. Hayatın her anında var olduğuna inanıyorum. Evet, aşksız olmaz zaten. Bence de. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu, 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Değil Cevabını mi? merak ettiğim bir soru var mı Bayat? Evet. O soru anneme olacaktı ama... Yani bu, burada onu söyleyemem ama... Şu an o soru bana geldi. Biliyor musun? Annene mi sormak isterdin? Evet anneme bir şey sormak isterdim. Sorama, sorayamam ama şimdi şu an. Çok Hadi yaşadık. ya. Evet. Şu an bir derin bir soru geldi. Biz uy uyuyamazlar gerçekten ya. <laughs> şu an, he. Daha basit bir şey sorsana ya. O kadar soru soruyorsun ki yani. Kendin derin bir soru soruyorsun. Soru sorduğum için. Evet. Burada. Ama o, o soru da şu an geldi ve çok... Konu kızıyor ya. Daha rahat sorular soracağım. Çıkınca soracağım anneme gerçekten. Şaka yapıyorsun evet. ya. İlk kez de böyle bir şey yaşıyoruz ya. Niye? Yani sorabilecekken o soru aklına gelmiyor. Evet şu ana şu kadar anda gelmedi. Anda şu, sen soru sordun o soru bana şimdi geldi. Ben evet. çıldırırım çok ciddi duygulandım ya şu an. Evet, çıkınca soracağım gerçekten. Biz uyuyamayız. <gülüyor> <gülüyor> Anladım bizim ne şey yapamayacağımız bir soru paylaşamayacağımız bir soru. Öyle. Evet çok özel. Normalde şey yapmıyoruz yani burada bir cevap mutlaka almak isteriz soru ha. ve cevap ama ben ilk kez şey yapmayacağım böyle virgülle bırakacağım ya ama bir söz alacağım senle. Bir gün yeniden oturduğumuzda programda bu soruya cevap vermek için oturacağız ve senden bu soruya cevap isteyeceğim. Aynen bu soru. Bu soru. Tamam. 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 Ve bu sayede virgülle bırakacağım yani. Tamam. Annesini soracakmış ve aslında soruya cevap verecek. Bize söylemiyor sadece. Çok enteresan. Hmm. Çok merak ettim. Ne diyecek acaba? Tahmin ediyorum bir şeyler ama ben de bunu söylemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ne içine geldim diyor. Biz ne konuştuk diyor. Var ya çok güzel geçti. Gerçekten ağza sağlık. Çok defa da oturmak isterim. Ee, çok daha fazlası var inanıyorum. Sen de. Teşekkür Bizim ederim. Bizim bütün mertebe çıkarmaya çalıştık teşekkür neler var, var diye. Ağzına sağlık tekrardan. De, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sorular için çok teşekkür ederim. Aynen özellikle bu son soru için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok önemli bir soru bu. Ve Biz... ben şu ana kadar hiç onu merak etmemişim. Benim de hatam olabilir ama şu anda merak ediyorum. Bizi bitirdin ya. Bizi çok duygulandırdın. Biz çok teşekkür ederiz. Vallahi çok özürsün. Ee, hakikaten yaptığımız şeyi gerçekten daha iyi yapmamıza sebep oldun bence. Evet. İçimizdeki coşku ve duygu artırmış evet. oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de. Arkadaşlar bir süre görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.